Yurttan haberlere döneceğiz. Maalesef bir göçük ve can kaybı haberimiz var. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden biri sağ kurtarılırken diğeri maalesef 5 saatlik çalışmanın sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Bir maden işçisi daha yaşamını yitirdi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı. Diğerinin cansız bedenine 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçükte işçiler Murat Çetinkaya ve Erdem Yıldız mahsur kaldı. Çetinkaya ve Yıldız'ın yardım çağrısı üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 acil sağlık, AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı. Göçükten çıkarılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen işçilerden Erdem Yıldız ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan maden işçisi Murat Çetinkaya'nın kurtarılması için çalışmalar hızlanarak devam etti. Her geçen saniyenin önemi arttı. Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu maden işçisi Murat Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alıp maden ocağına gelen Çetinkaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Çetinkaya'nın cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimilerine göre madencilerin bu yaşadıkları fıtrat. Yani yaptıkları işin gereği, ölüm de var diyorlar. Belki de bu nedenle bu konuda üzerinde sorumluluk olanların yargılanmasını, soruşturulmasını da hep engelliyorlar. Ancak Bartın'da son yaşanan ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili bir gelişme var. Onu paylaşmak isterim. Olayın sorumlularına yönelik yargı süreci devam ederken Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, onlar hakkında da soruşturma açılmasına nihayet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı izin verdi. Onların da yargılanmasının yolu açılmış oldu. Önce vermemişlerdi. Şimdi ne oldu bilmiyorum ama bu ikisi isim hakkında yargı süreci başlıyor. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yağışların ardından heyelan meydana geldi ve 5 ev boşaltıldı. Düzce'nin Üvezbeli köyü Kersendüzü mahallesinde heyelan meydana geldi. Bölgede yaklaşık 25 dönüm yamaçlık alanda toprak hareketliliğinin devam etmesi sonucu köy yolunda çökmeler yaşandı. Çeşitli bölgelerde yarıklar oluştu. Bölgeye gelen ekipler yolun alt kısmında bulunan 5 evin temel ve üst yapılarında hasar oluştuğunu belirledi. Evler önlem amaçlı boşaltıldı. Mahalleye ulaşımsa alternatif yollardan sağlanıyor. Toprak hareketliliğinin devam etmesi nedeniyle ekiplerin güvenli ortam oluşturduktan sonra bölgede çalışma başlatacağı öğrenildi. Köy sakinlerinden Ünal Arslan, toprak kaymasının hala devam ettiğini bildirdi. Buradaki 5 tane evin artık durulamaz bir halde olduğunu söylediler ve evi boşaltmak isteyenler, ev sahipleri biraz boşalttılar. Alabildiklerini aldılar. Şu anda kimse durmuyor evde. Halen heyelanda böyle zaman zaman, yani günden güne oynak vaziyette toprak. Dünyadan gelişmelere bak.